Şimdi aslında Diyarbakır Barosu kurumsal anlamda iki defa başvuru yaptı. İlk başvurumuz yüzlerce avukatın Diyarbakır Barosu'na, baromuza kayıtlı avukatların İmralı Adası'ndaki müvekkilleriyle görüşemediklerini, avukat olma nedeniyle mesleki haklarının ihlal edildiği ve aynı zamanda baroların insan haklarını koruma ve savunma sorumluluğuyla İmralı Adası'nda bulunan müvekkillerinin aileleriyle ve avukatlarıyla görüştürmemesinin bir hak ihlali olduğunu, bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyip baromuza başvuru yaptılar ve biz de bu başvuruya istinaden kendi görüşlerimizle de bu durumun bir hukuk devletinde asla kabul edilemeyecek bir uygulama olduğunu, gerek anayasa gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan temel hakların bir ihlali olduğunu dile getirip Adalet Bakanlığı ile İmralı Adası'nda bulunan meslektaşlarımızın, müvekkilleriyle meslektaşlarımızın görüşmesi ve aynı zamanda baro olarak bu kaygıların giderimi konusunda görüşme talebimizi Adalet Bakanlığı'na ilettik. Ama maalesef bir yıl boyunca baromuza bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından olumlu ya da olumsuz hiçbir cevap verilmedi. 11. ayda, yani 2023 yılının 11. ayında Diyarbakır Barosu olarak 2022'deki başvurumuza da ilgi tutarak yeniden bir başvuru gerçekleştirdik. Ama maalesef henüz Adalet Bakanlığı bu başvurumuza da yine olumlu ya da olumsuz tek bir cevap vermedi. Aynı zamanda geçen hafta itibariyle Diyarbakır'da yine 1300 dolayında avukat Diyarbakır Adliyesi'nde yine Adalet Bakanlığı'na gönderilmek üzere İmralı Adası'nda bulunan müvekkillerle görüşmek talebiyle bir başvuru yaptı. Duruma ilişkin uygulamanın yine bir hukuk devletinde kabulü mümkün olmayan bir ihlal yarattığını, bu ihlalin de giderimi konusunda bakanlığın bizlere adaya gitme ve vekillerimizle görüşme konusunda talebimize olumlu cevap vermesi konusunda bir başvuru yapıldı. Ancak o başvuruya konu, evet, kamuoyunda yansıdı başvuru, yapılan açıklamayla kamuoyuna da duyurdu. Henüz bu başvuruya ilişkinde olumlu bir cevap maalesef yok. Türkiye'nin salt bizim kakıp bugün infaz hukukuna göre ya da Türkiye'deki hukuk düzenine göre bunun bir hak olduğunu ve bu hakkın ihlal edildiğini hukukçu olarak her fırsatta kurumsal olarak da hukuk örgütleri olarak dile getiriyoruz. Ama bu meselenin biraz da hukuk üstü bir mesele. Yani aslında hukukun neden uygulanmadığı konusu üzerinde biraz da durmamız gerekiyor. Yani aslında iktidar neden bugün avukatların ya da ailelerin orada bulunan avukatlar açısından müvekkiller, aileler açısından da yakınlarıyla görüştürmüyor. Örneğin Elazığ cezaevinde ya da Diyarbakır cezaevinde böyle bir engelleme benzer siyasi hükümlüler açısından söz konusu olmuyor. Ama neyi anlatmaya, neyi ifade etmeye çalışıyorum? Kürt meselesinin çözümsüzlüğüyle doğrudan İlintili bir yaklaşım ya da tutum. Bunun salt İmralı Adası'nda müvekkillerle görüşmenin ceza infaz sistemi kapsamında infaz hakimliğinin disiplin cezaları gerekçe gösterilerek engellenmesi gibi yorumlamak gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Bunu iktidar da farkında, Adalet Bakanlığı da farkında, biz hukukçular da farkındayız. Bunun özünde Kürt meselesinin çözümsüzlüğündeki ısrarın İmralı Adası'na yansıma boyutu. Hatırlayın, çözüm süreci döneminde heyetler, yine bakanlık izniyle milletvekilleri, siyasi parti liderleri, avukatlar çok rahat bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriyordu. Ama ne zaman 2015 yılından sonra özellikle Kürt meselesinin yeniden bir şiddet sarmalına büründüğü ve meselenin salt bir güvenlik meselesi olarak algılanıp güvenlikçi politikaların yoğunlaştığı 2015 sonrası Türkiye'de özellikle 2016 darbe girişimiyle birlikte bu tür engellemelerin, İmralı Adası'na gidiş gelişlerin yasaklandığını çok iyi biliyoruz. Bu anlamda biraz da meselenin, daha doğrusu biraz da değil, tamamen Kürt meselesine iktidarın bakış açısıyla ilintili olduğunu, gidiş gelişlere müsaade edilmemesinin bu sorunun çözümsüzlüğündeki ısrarın sebep olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin de bildiği bir realite, gerçeklik.
Bugün bu ülkede Kürt meselesi çözülmesini, daha doğrusu şiddetin, çatışmaların, ölümlerin son bulması Kürt meselesinin çözümüne yönelik iktidardan, devletten iyi niyetli bir çözüm iradesinin açığa çıkmasıyla mümkün. Bu iradenin açığa çıkması durumunda hep söylerim sorun bu tür politik meseleler, bu tür ağır toplumsal sorunların çözümü sorunun muhatabı olan aktörlerin alacağı inisiyatiflerden çözülür. Ve biz bugüne kadar Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'ndan bulunduğu halde, yani yaklaşık işte 24 yılı buluyor İmralı Adası'nda yargılama ve tutuklu ve hükümlü olduğu süreyi hesapladığımız zaman hala örgüt üzerindeki etkisini çok iyi biliyoruz. Ve kendisiyle kurulan iletişim ve kendisinin çözüme dair geliştirdiği ve önerilerinin örgütte karşılığı çok net bir şekilde geçmiş dönemlerde kendisini göstermiştir. Bu anlamda ben meselenin çözümü açısından eğer öyle bir iradenin, öyle bir niyetin iktidar ya da devlet nezdinde açığa çıkması durumunda İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan'la kurulan iletişimin sorunun çözümü açısından önemli bir etken ve önemli bir yol alıcı durum olduğunu söyleyebilirim. Bütün toplumsal dinamiklerin de aynı zamanda bu çözüm niyeti ve iradesi açısından da üzerine düşen sorunu yerine getirmesi gerekiyor. Geçmiş deneyimler, başarısız deneyimler, bugün muhasebesini yapıp haklı haksız değerlendirmesi yapmaksızın geçmiş pratiklerimiz var. Halkın büyük umutlar bağladığı çözüm süreçleri var. Hala Kürt toplumunda meselenin barışçıl ve diyalog zemininde çözümü konusundaki beklenti ve umut çok güçlü. Aslında meselenin çözümü açısından bu önemli desteğin de iktidarlar tarafından, aktörler tarafından görülmesi lazım. Özetten evet, İmralı Adası'yla Abdullah Öcalan'la kurulacak temas ve iletişim Kürt meselesinin şiddetten ve silah güvenlikçi politikalardan uzak bir çözümü açısından önemli sonuçlar doğuracağına kişisel olarak inanan biriyim. Son 100 yılda bütün Kürt meselesine baktığımız zaman çözümden uzak yaklaşımın, yani güvenlikçi politikaların öne çıktığı her ortamda yargının da devletin bu politikasına uygun bir konumda, pozisyonda kararlar aldığını ya da uyguladığına tanıklık ettik hep beraber. 2012-15 çözüm sürecindeki yargı pratiğiyle bugünkü yargı pratiği aynı diyebilir miyiz? Hayır. Birbirinden çok uzak. Ama yargı maalesef bu tür politik meselelerde ya da siyasal meselelerde iktidarın da zaman zaman açıklamaları, demeçleri çok net bir müdahaleye işaret ediyor. Yargının da o etki ve tesir altında olduğunu da çok rahat görebiliyoruz. Ama dediğim gibi yargı bu tür politik, siyasal meselelerde maalesef yasa, hukuk, yani evrensel kurallardan ziyade ülkedeki siyasi iklime, siyasi konjonktüre göre tutum ve pozisyon belirliyor. Nitekim şu anda evet, Türkiye'deki Kürt meselesinin çözümsüzlüğü, iradesi İmralı Adası'yla iletişime engel bir durum yaratıyor. Bu iktidarın ya da devletin anlayışı, ama hukukun temel bir hakkı uygulama konusundaki engelleyici pozisyonu, tutumu da iktidardan ne kadar çok etkilendiğini bizlere gösteriyor. Geçmişte birçok uluslararası örgütünün, CPT'nin raporları var. Ya da o raporlara da gitmemize gerek yok. Yani şu an anayasada ve az evvel bahsettiğim infaz kanununda çok açık ve her hükümlünün, tutuklunun sahip olduğu hakların kullandırtılmıyor olmasının yargı tarafından verilen kararlarla engellendiğini çok iyi biliyoruz. Yani infaz rejimi anayasada düzenlenen eşitlik kuralına tabi bir infaz rejimidir. Siz kişinin işlediği suça göre bir infaz yöntemi öngöremezsiniz. Ya da aynı hukuki durumda olan insanlara farklı bir pratik ve uygulamayla hakları ihlal edilecek düzeyde bir sistem ya da karar verme süreci yaratamazsınız. Yani bu uygulama anayasayla güvence altına alınan ve yargı makamlarının da bunu koruma adına asıl sorumlu olduğu eşitlik ilkesine aykırı, ayrımcılık ilkesini, ayrımcılığa sebebiyet veren uygulamalar. Bu anlamda maalesef Türkiye'de evet,
yargı özellikle Anayasa Mahkemesi'nin son kararında da kendisini gösterdi. Ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmamasında da kendisini gösterdi. Biraz da iktidarın bu tür dava dosyalarına ya da meselelere bakış açısına göre kararlar veriyor. Bu da yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı açısından kaygı verici bir durum. Tabii sivil toplum, hak ve hukuk örgütlerinin bu mesele karşısındaki pozisyonu ne? Kim olursa olsun. Yani bu ülkede bizim hep dile getirdiğimiz şey, yargının herkese eşit mesafede olması. Her bireyin, her yurttaşın sahip olduğu hakların yine hukuk sistemi içerisinde korunması ve güvence altına alınan bu haklara saygı duyulması. Bu anlamda bizler de hukuk örgütleri olarak her fırsatta hukuk devletine bağlılığın gerekliliğini, demokrasinin demokrasi kurallarına göre işleyişi ve ihlallerin, özellikle hak ihlallerinin giderimi konusundaki taleplerimizi ısrarlı bir şekilde dile getirmeye devam edeceğiz.